Efendim, insan aklını diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir? Öncelikle insan aklı, geçmişi, geleceği ve hali aynı anda yaşayıp duyabilir hali. Bu yönüyle de mutluluğu ancak üç boyut içindeki denge ve tatminle yakalayabilir. Efendim, insan zamanın üç boyutunu nasıl bir tutarlılıkla akıl edebilir ki? Şöyle düşün. Mesela gencecik insanlar bir meydanda güle oynaya, eğlence içinde raks ediyorlar. Bizler de seyirciyiz. Kanlar kaynıyor, zevk tırmanıyor. Herkes ayrı bir cazibenin esiri olmuş ve kendinden geçmiş. Yani adeta akıllarını yitirmişler. Evet. Şimdi o insanları teker teker ayırsak, bir şekilde 40-50 yıl öteye götürsek. Birçoğu kendini, gücünü, kuvvetini yitirmiş olarak görür. Bazıları cazibesini yitirmiştir. Diğerleri de hastalıkların ve itilmişliğin pençesinde inlemektedirler. Aslında insan aklı sürekli bu muhakemeyi yapabilecek özelliktedir. Şimdiki halinde aklını sarhoş etmeyen insanlar, geçmişi, geleceği ve hali aynı tutarlı bütünlük içinde yaşarlar. O halde geleceğe yolculuk yapmalı. Yapabilirsen şimdiki halin değerini bilebilirsin. Böylece ileride başına iş açabilecek badirelerden de kurtulabilirsin. O zaman muhakeme edilebilmesi için aklın önüne gelecek kapılarını açmak gerek. Öyleyse aç kapıları. Aç ki canlar yanmasın. Efendim, ben aciz bir biçareyim. Himmet ola ki yola koyulabileyim. Sen önce gayret et. Himmet ardından çıkar gelir. Sana şu telefonu. 3 gün oldu. Eşref? Yatmamışsın hala. Eşref, bir haftadır böylesin. Ağzını bıçak açmıyor. Derdin nedir Allah aşkına söylesene. Artık bana hiç kimse yardım edemez Selim. Hadi sen git yat. Baba, ne yapıyorsun burada? Niye işe gitmedin? Baba? İzinli misin sen? Oğlum, siz çok güçlü çocuklarsınız. İkinizi de çok seviyorum. Ve size güveniyorum. Eşref? Ne oluyor Allah aşkına yine? Yok bir şey. Hadi bakalım. Siz okula. Ben de giyinip çıkacağım. Tamam baba. Tamam baba. Oğlum. Efendim amca. Bana yardım eder misin? Karşıya geçmek istiyorum. Tabii amca, yardım ederim.
Yeşil mi kırmızı mı yandı seçemiyorum artık. Yaşlılık. Haklısın. Hadi. Hadi bakalım. Allah razı olsun evladım. Allah dert göstermesin. Sağ ol amca, sağ ol. Sana da. Hay Allah. Kim ki bu? Yoksa buldular mı beni sonunda? Efendim? Evet, benim. Tamam. Tamam, az sonra geliyorum. Her iyilik bir sadaka sayılır Salih. Sadaka belayı savuşturur derler. Onu şöyle yorumlayanlar da var. Bela ve musibet gelmesine gelir belki ama şerrini icra edemez. Efendim bu ne demek? Zırhını giyene ok atılması gibi. Yani gelir çarpar ama zarar veremez. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz memur bey. Nihat nerede? Biz de aynı şeyi size soracaktık. Nihat nerede? Nihat yok. Gitmiş, kaçmış. Koskoca patron yok, kayıp. İyi de niye kaçmış? Kendisine borcundan dolayı ulaşılamıyor memur bey. Bakalım kefili kimmiş? Aa, Eşref temiz diyor. Yani sensin memur bey. Bu senetleri kefil olarak imzalamışsın. Evet, imzaladım ama Nihat benim çocukluk arkadaşım. Ben onun işlerini bilmem. Bir gün çay içmeye uğramıştım. İmzalar mısın dedi. Hiç düşünmedim bile. Ama düşünmeliydin memur bey. O ödeyemediğine göre sen ödeyeceksin. 150 bin YTL. He? Ne? Sen ne salak bir insansın. İmzaladığın kağıda da mı bakmıyorsun? 150 bin evet. Bunu ödeyeceksin. Yoksa evini alırız elinden. Aileni alırız. Gerekirse canını da alırız. Yoksa gazetelerde rüşvetçi polis olarak boy boy fotoğraflarının çıkmasını mı istersin? Ne yapacağım ben? Evini alırız diyorlar. Çocuklarını alırız diyorlar. Canını alırız diyorlar. Senin rüşvetçi olduğunu söyleriz diyorlar. Ama ben kendi canımı aldırırsam bana kimse bir şey yapamaz. Ben rüşvetçi değilim. Değilim. Thank you.
Evet, evet. Arkadaşlar, lütfen sessiz ol. Durum var. Lütfen, lütfen. Biraz sessiz olalım. Lütfen. Eşref abi. Abi yapma, saçmalama, gözünü seveyim. Hiç sana yakışıyor mu be Eşref abi? Sıkar mı sence? Vallahi belli olmaz. Sıkar mı sıkar. Kim bilir ne derdi vardı garibin. Ne derdi olacak ya? Yemiştir rüşveti, o çıkmıştır ortaya. Ne diyorsun lan sen? Manyak lan bu adam. Başımıza bir iş gelmeden yürü gidelim. Tamam Eşref abi, tamam. Sakin ol. Abi sakin ol, ne olur. Arkadaşlar lütfen dağılın. Lütfen. Hadi arkadaşım. Hadi. Arkadaşlar. İzin verin, izin verin. Lütfen. Buyurun abirim. Lütfen, lütfen geride durun. Lütfen sakin olun ve geri çekilin. Yaklaşma. Eşref temiz. Adın gibi sicilin de temizmiş. Hatta bir sürü de başarı belgem var. Teşkilat içindeki birçok yarışmada ödüllerim filan. Git buradan. Amirlerinle konuştum. Teşkilatımızın göz bebeklerindendir dediler. Seninle gurur duyuyorlar. Git buradan dedim sana. Aman abi. Ailen de gurur duyuyor olmalı. Ya da bugüne kadar gurur duyuyor olacaklar. Bugünden sonra zor artık. Ne demek istiyorsun sen? Eğer bugün ölürsen... Ölürsem ölürüm, sana ne? Onu diyorum işte. Bana ne? Ama ailen çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Aslan gibi iki oğlum varmış. Bundan sonra hep başları önde gezecekler. Ne alakası var? Öyle tabii. Ölüm Allah'ın emri. Kimse buna karşı gelemez. Ama çocukların babalarının bir polise yakışır şekilde şehit olarak ölmeni istemezler miydi sence? Ama şimdi intihar etmiş, zayıf bir adamın oğulları olduklarını düşünecekler. Hayır, öyle düşünmezler. Benim çocuklarım akıllıdır, beni anlarlar. Emin misin? Elbette eminim be adam. Arkadaşlar, bunlar benim çocuklarım. Peki ya baban? Eşref Bey, rüşvet aldığınız söyleniyor. Çekilin lütfen. Bu doğru mu Eşref Bey? Rüşvet aldınız mı gerçekten? Geçme. Hayır. Geçme kardeşim. Yalan. Geçme. Yalan. Uzak durun. Çekil. Çekil. Arkadaşlar. Yaklaşmayın lütfen. Lütfen. Eşref Bey yeterince gergin zaten. Hadi. Çekilin arkadaşlar. Durmayın böyle. Tamam çekilin, çekilin. Yaklaşmayın. Burada yazdığına göre baban bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. Şimdi televizyonda seni bu halde görürse. Uzak durun. Ona da bir şey olmaz. Babam dayanıklı adamdır. O zaman sen niye babanın oğlu gibi davranmıyorsun? Sana ne be adam? Sana ne? Karışmasana sen benim işime. Benim ne halde olduğumdan haberin var mı senin? Ben de böyle olsun ister miydim? Niye böyle oldu o zaman? Oldu işte. İyi niyetimden dolayı. Aptalım çünkü ben. Peki bundan sonra akıllanmaya ne dersin? Olmaz. Hiçbir şey olmaz artık. Bundan sonrası yok. Senin için olmayabilir. Ama sen öldün diye dünyanın sonu gelmeyecek. Hayat devam edecek. Belki ailen biraz gözyaşı döker, hepsi o. O zaman niye bırakmıyorsun, vurayım kendimi? Seni kurtarmaya çalıştığımı mı sanıyorsun? Sen ölürsen öl. Ben ailenin peşindeyim. Onlara hiçbir şey olmaz. Onlar kuvvetli insanlar. Bu kadar eminsin demek. Adım gibi. Bir gün sana intihar edeceğini söyleseler inanır mıydın? O başka. Sen benim kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Benim çocuklarım sağlamdır. Babam da öyle. Onlara hiçbir şey olmaz. Bak Eşref. Böyle düşündüğün için kendinden utanacaksın. Uğur oğlum, sen babana çok benzerdin. Bundan sonra bu evin babası da artık sensin. Kuvvetli ol, metanetli ol oğlum. Olur mu? Güzel oğlum benim. Hadi başınız sağ olsun tekrar. Thank you.
Sevim? Anne, cenazede niye hiç kimse yoktu? Vardı ya oğlum komşulardan. Ama çok azdı. Niye öyleydi? Babamı kimse sevmiyor muydu? Herkes seviyordu onu sevmesine ama. Böyle kendi canına kıyınca... Ne varmış yani? Kıydıysa kıydı. Benim babam ne yaptığını bilir. Ben de öyle sanıyordum ama... Bilmiyormuş demek ki. Dede, babam cehenneme mi gidecek? Oğlum dedeni yorma şimdi. Cevap ver dede. Orasını Allah bilir Ozancığım. Hani Allah yasak etmişti kendini öldürmeyi? Sen demiştin ya bir keresinde. Ben çıkıyorum kızım. Burada kalsaydın baba. Yüreğim dayanmıyor kızım. Gideyim ben. Anne, ben şimdi arkadaşlarıma ne diyeceğim? Kimsenin yüzüne bakamam ki artık. Olur mu oğlum öyle şey? Babam niye böyle bir şey yaptı anne? O bir polisti, polis. Ne alakası var Ozan? Ozan, oğlum giyinmemişsin hala. Gitmeyeceğim okula anne. Olur mu oğlum gitmeyeceğim. 3 gündür gitmiyorsun zaten. Yine gitmeyeceğim. Artık hiç gitmeyeceğim. Oğlum, bu yaptığın doğru değil. Buna alışmamız lazım. Olmaz, istemiyorum. Herkes bana kötü kötü bakacak, biliyorum. Gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Buyurun. İyi günler. Ozan'ın annesisiniz değil mi? Ozan Temiz'in. Evet. Adım Salih, Salih Demir. Ozan'ın okulunun yeni basketbol koçuyum. Herkes onun oyunculuğundan bahsediyor. 3 gündür okula gelmiyormuş. Ben de onu almaya geldim. Salih Bey, biz babamızı kaybettik birkaç gün önce. Öyleymiş. Başınız sağ olsun. Ozan o günden beri odasından çıkmıyor. Belki benimle görüşmek ister. Çünkü seçmeler yapılıyor ve... Onu muhakkak görmek istiyorum. Ben bir gidip haber vereyim isterseniz. Galiba buna gerek kalmadı. Salih Bey, siz hazır gibi yetiştiniz vallahi. Herkes toplansın. Çocuklar, şimdi sizinle birkaç pozisyon çalışacağız. Herkesin yeteneklerini görmek istiyorum. Şimdi sağ turnike için herkes eşleşsin. Ben seninle olmam. Gel Kerem. Aslanım benim, koçum. Herkes tamam mı? Tamam hocam. Ozan nerede? Polis babasının yanına gidiyor hocam. Ozan. Ozan. Nereye? Kimse benimle eş olmuyor. Olsun gel ben olurum geç bakalım. Hadi bakalım. Ben demiştim. İşte benim oğlum bu. Evet çocuklar başlıyoruz. Hadi
Önüne baksana. Bakmazsam ne olur? Polis babana mı söylersin? Eskiden olsa söylerdi, artık çok zor. Doğru konuşun lan. Ne olur. Çok korktum. Sakın beni tutuklamayın memur bey. Korkma, bu gerçek bir polis değil. Öyle olsaydı suçluları öldürdü ama bu kendini öldürüyor. Baksana şunun haline. Kapılma oğlum onların tahriklerine. Aa, ne yapıyorsun lan? Bırakın oğlum ya. Sen şimdi yaptın. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Al lan. Al. Güçlü ol oğlum. Güçlü ol. Seni. Al. Kime bakıyorsun lan? Bırakın lan. Bıraksanıza. Bırakın lan. Bırakın. Geber. Al. Al. Bırakın diyorum size. Kime vuruyorsun sen? Durun. 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 Bırakın. Ne yapıyorsunuz siz? Onu istemiyoruz aramızda. Niye ama neden? Onun babası yalancı çıktı. Babasını öyle bir anlatıyordu ki biz onu kahraman sanıyorduk. Ama değilmiş. Mafyadan korkup kendini vuran adam kahraman mı olur? Gitsin buradan. Git buradan. Benim babam gerçek bir polis, tamam mı? Gerçek bir polis. Öldüreceğim sizi, öldüreceğim. Ozan yeter. Bela mısın lan sen? Hadi siz sınıfa. Siz de oyununuza. Gel, yaranı temizleyelim. Buyurun, 8 lira. Aa, bir de Eşref'in biraz borcu vardı, onu da vereyim. Yok, istemem. Niye? İstemem Eşref Bey'in parasını. Rüşvet falan olur. Başımın gözümün sadakası olsun. İyi günler. Güle güle. Ozan? Ne oldu oğlum sana böyle? Babam hakkında ağır konuştular anne. Babama kötü dediler. Korkak dediler. Öldürmek istiyorum onları anne. Ah Eşref, ah Eşref. Ne yaptın sen böyle? Merak etme baba. Kimsenin senin hakkında kötü söz söylemesine izin vermeyeceğim. Sen hiç merak etme. Evet arkadaşlar, takıma kimlerin seçildiğini açıklıyorum şimdi. Kemal. Batur. İsmail. Can. Tunç. Tansu. Ali. Kerem. Ve Ozan. Diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum, onlar gidebilirler. İnşallah ileride birlikte çalışabiliriz. Evet. Çok çalıştınız, takıma seçildiniz. Neler hissediyorsunuz bakalım? Ben çok kötü hissediyorum hocam. Ben de. Ben bunun olduğu takımda olmam. Ben de. Hem babam da buna izin vermez. Çocuklar. Siz bir takım olacaksınız. Birlikte davranmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Bence herkes bizim gibi düşünüyor. Ama korkularından söyleyemiyorlar. Oylama yaparsak durumu görürüz. Peki, başka kim Kerem'le Ali gibi düşünüyor?
Hadi koş da polis baban kurtarsın seni. Buyurun. İyi günler Sevim Hanım. Ben Emniyet Müdürlüğü'nden geliyorum. Eşref Bey'in emniyete kayıtlı diğer tabancasını emanet etmenizi istiyorlar. Uygun bir zamanda bırakırsanız. Tabii tabii. Ben bugün hemen götürürüm. Buyurun. İyi günler. Hı-hı. Bu hala gitmemiş mi ya? Sen hala burada mısın be? Ben de babanı çağırmaya gittiğini sanmıştım. İyi espriydi o. Nerede bu? Sana kötü söz söyleyenler günlerini görecekler baba. Bugün seçmeler açıklanacaktı ya, onun için geldim ben. Ozan takıma seçildi. Arkadaşlarıyla arasında biraz problem var ama merak etmeyin, el birliğiyle çözeceğiz inşallah. Ozan? Ozan o ne? Ozan! Kerem buraya gel. Oğlum ne yapıyorsun? Sen sus. Sana gel lan diyorum buraya gel. Buraya gel lan. Polis geldi bak polis. Ozan bunlar ne yapıyorsun? Polis geldi Ozan, işte polis. Oğlum. Gel dur buraya oğlum. Lan. Dur hata yapıyorsun. Polis geldi işte. Ozan. Bırak. Oğlum. Oğlum. Bırak beni anne. Oğlum. Ozan. Anne bırak diyorum Ozan, sana. Ozan sakin ol. Tamam. Sakin Ozan, ol. Sakin herkes ol. Ozan. 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 Anne. Ozan. Ne yaptın oğlum sen? Niye yaptın? Babam intihar etti diye dalga geçiyorlar onunla anne. Geçmesinler. Yapmasın lan. Geçmesin Kerem. Aynı babası gibi. Bu işte. Bırak beni anne. Bırak. Ozan. Sınıfı bıraktı. Size söylemeden bir şey yapamazsın. Ozan dur. Ozan yapma. Ozan. Konuşma artık. Yeter. Ne oldu? Adam bağırmaya başladı. Şşş, sus, duyacak yine bizi. Bu sefer vurur vallahi. Ne oldu? Çok kötü. Ozan. Ozan katil oldu. Hani bir şey olmaz diyordun. Katil mi? Katil mi dediniz? Birisini mi öldürdünüz Eşref Bey? Namus cinayeti miydi? Arkadaşlar, lütfen. Aklımı kaybediyorum galiba. Rüya mı gördüm ben? Rüya mıydı o? İster rüya de, ister geleceğe gidip geldiğini ya da gördüklerinin gerçekleştiğini düşün. Bunlar olacak şeyler. Hayır, bunlar gerçek olamaz. Niye? Sana inandırıcı gelmedi mi? İşin kötüsü de o ya. Çok inandırıcıydı. Yani olabilirdi böyle bir şey. Ama hayır. Hayır olamaz. Böyle bir şey olamaz. Uğur izin vermez bir kere bunlara. Uğur iyidir. Ozan'ın büyüğüdür. Onun aklı başındadır. Tıpkı bana benzer. Evet. Bütün ailede bana en çok benzeyen odur. Bizzat bu durum onun için sonun başlangıcı olmasın? Nasıl? Nasıl yani? Uğur oğlum, sen babana çok benzerdin. Bundan sonra bu evin babası da artık sensin. Kuvvetli ol. Hadi başını sağ olsun tekrar.
Anne, cenazede niye hiç kimse yoktu? Vardı ya oğlum komşulardan. Ama çok azdı. Niye öyleydi? Babamı kimse sevmiyor muydu? Herkes seviyordu onu sevmesini ama... böyle kendi canına kıyınca... Ne varmış yani? Kıydıysa kıydı. Benim babam ne yaptığını bilir. Aslan oğlum benim. Benziyor muyum? Benziyorum. Benziyorum evet. Anne! Anne! Oğlum ne oldu? Hani babamın çok sevdiği bir ceketi vardı. Nerede o? Ne yapacaksın oğlum şimdi ceketi? Anne söylesene nerede? Yukarıda dolapta. Oğlum yapma böyle. Bak bizi üzüyorsun. Giyme babanın eşyalarını. Hem ben onları fakir fukaraya vereceğim. Nasıl oldum anne? Babama benzedin mi? Uğur nasılsın? İyiyim Adem abi. Babana ne kadar da benziyorsun. Eşref'ten çok size üzülüyorum delikanlı. Yapmayacaktı. Size de yazık etti kendine de. Çok yazık oldu. Allah şaşırtmasın işte. Yeter! Babam hakkında konuşmayı kes. Allah. Oho, abi bayağı zor sorular ha. Uğur, bu ceket biraz büyük gelmiş babanın sana. Babanın ceketini mi giydin? Ya kusura bakma, unuttum birden babanın kendini öldürdüğünü. Ben hiç unutmuyorum. Unutmayacağım da. İşte babasının oğlu. Aslan oğlum benim. Uğur. Çok acayip davranıyorsun. Nasıl yani acayip? Yani baban öldüğünden beri ne bileyim çok sinirlisin. Neşeli olmamı mı bekliyorsun Sinem? Öyle demek istemedim. Ama bak bu olanlar senin suçun değil. Baban... Babam ne? Söylesene Sinem, babam ne? Baban sizi yarı yolda bıraktı. Canına kıydı. Ailenin sorumluluğunu sen taşıyamazsın, yapamazsın. Benim ne yapıp ne yapmayacağıma sen karar veremezsin. Ben karar veririm. Babam yok ama artık ben varım. O neyse ben oyum. Uğur. Rahat bırak Sinem. Amca, iyi misiniz? Çok şükür oğlum, iyiyim. İyi olduğunuzu söyleyebilmeniz ne güzel. Üşümüyor musunuz? Bunu alın. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne güzel bir ceket. Çok da sıcak tutar. Babamın ceketi. Baban kızmasın. Al, ben yok, idare yok. Ederim. Babam hayatta değil. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Arkasında senin gibi hayırlı bir evlat bırakmış. Ne mutlu ona. İnsan babası öldüğü zaman büyürmüş. Ben de büyüdüm. Ya da büyümeye çalışıyorum. Babam gibi olmaya gayret ediyorum. Önemli olan kendine benzemen. Kendin gibi olman. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Herkes tek müsa. Sen kendi yolunu kendin çizeceksin. Babanın yaptığı hataları yapmayacak, onun yaptığı doğrulardan daha fazlasını öğreneceksin. Babam gitti. Annem ve küçük bir kardeşim var. Ben babamın yerine geçmek zorundayım. Babam gibi olmak zorundayım. Oğlum, babanı nasıl kaybettin? Babam intihar etti. Aa, Ozan? Oğlum? Antrenmanın yok muydu senin bugün? Gitmeyeceğim. Oğlum neden? Ne oldu? Bir şey mi yaptılar? Bir şey mi dediler kuzum? Ozan sen abinin yanına geç. Anne dur, ben bakarım. Eşref'in evi burası mı? Hani şu korkak polisin? Sen babam hakkında nasıl konuşuyorsun lan? Ha? Dur! Yapma! Yavaş ol oğlum. Arkadaşımı sinirlendirme. Ağır ol. Bizden ne istiyorsunuz? Ozan! Bunlar babalarından da cesur çıktılar. Ne istiyorsunuz bizden? Para mı? Bildiğiniz gibi borçlu ölmekle borçtan kurtulamaz. Borç artık sizin borcunuz. Bir hafta zamanınız var. Artık evimi satarsınız, ne yaparsınız bilemem. Ya ödeyemezsek? Aslan gibi evlatlarım var. Allah bağışlasın. Kocandan sonra onlara da bir şey olsun istemezsin herhalde, değil mi? Defolun evimden! Defolun evimden! Defolun! Sakin ol delikanlı. Gidiyoruz. Bir haftanız var. Parayı hazırlayın. Meblağ burada yazıyor. Yoksa ya baban gibi canına sen kıyarsın ya da biz. Oğlum, yemek de yemedin. Canım istemiyor. Oğlum, üzülme. Elbet bulunur bir çaresi. Evi satmaya çalışırız. Bir haftada nasıl satacaksın ki evi anne? Kim verecek o kadar parayı bir haftada? Bulunur bir çaresi oğlum. Allah'tan ümit kesilmez. Babam kesti ama. Çalışırım oğlum. Hepsini vermesek bile bir kısmını ödersek susarlar belki. Boş boş konuşma anne. Tamam. Düşünme sen. Ben bir yolunu bulacağım. Halledeceğim. Ozan da sen de düşünmeyin bunu artık. Artık evin reisi benim. Bunu çözmesi gereken de benim. Babam yok ama ben varım. Babam neyse ben de oyum. Oğlum, Uğurcuğum. Sakın ola yanlış bir yola sapma. Yanlış bir şey yapma. Beni yalnız bırak anne. Düşünmek istiyorum. Bir yolunu bulacağım dedim ya. Git şimdi. Peki.
Oğlum. Sensin değil mi? Allah rahatlık versin. İyi geceler. Dur bir dakika. Gecenin bu saatinde ya benim gibi müşkülü olanlar dolaşır sokaklarda ya da niyeti iyi olmayanlar. Bir derdin mi var? Benim yapabileceğim bir şey... Yok bir şey amca. Sağ ol. Oğlum ne oldu? Rahat bırak beni. Bak oğlum, baban hata yapmış olabilir ama sen bu hatayı sürdürmek zorunda değilsin. Babam hata yapmadı. Babam bizim için canını verdi, çekil. Amca. Amca kalk. Amca kalk. Amca. Allah'ım ne yaptım ben? Amca kalk. Buyur abi, afiyet olsun. Sevgili seyirciler, Saray Mahallesi'ndeki bir dükkanı soyma teşebbüsüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Olay yerinde bir cüzdan bulan polis, zanlının kimliğine ulaştı. Olayla ilgili olarak bir süre önce intihar eden Eşref Temiz isimli polisin oğlu Hude aranıyor. Yapma. Daha çok gençsin. Canına kıyma. Yapma. Başka çıkar yolum kalmadı. Senin yanına geliyorum baba. Dur. Dur. Oğlum. İnanamıyorum. Bu kadarına inanamıyorum. Uğur bunları yapacak çocuk değildi. Ama yaptı işte. Gördün. Görüyor musun? Şimdi dağılıyor. Tabii. Sinirleri bozuldu iyice. İyi ama niye? Çünkü sen de aynını yaptın. O da sana en çok benzeyen oğlundu. Fakat ben hiçbir yeri soymadım ki. Ama başının sıkıştığı ilk anda intiharı düşündün. İyi ama benim babam böyle bir şey yapmamıştı ki. Ne mutlu ona. Sahi. Babam? Şu anda seni izliyor olmalı. Hayır. Maalesef evet. Şu anda dayanıyor belki ama şu tetiği çekince... Ne olacak o zaman? Herkes seviyordu onu sevmesini ama... ...böyle kendi canına kıyınca... Ne varmış yani? Kıydıysa kıydı. Benim babam ne yaptığını bilir.
Ben de öyle sanıyordum ama bilmiyormuş demek ki. Dede, babam cehenneme mi gidecek? Oğlum dedin yorma şimdi. Cevap ver dede. Orasını Allah bilir Ozancığım. Hani Allah yasak etmişti kendini öldürmeyi? Sen demiştin ya bir keresinde. Ben çıkıyorum kızım. Burada kalsaydın baba. Yüreğim dayanmıyor kızım, ben gidiyorum. Daha kuvvetli olmalısın baba. Babam perişan oldu. Hangi baba evladını toprağa verdikten sonra perişan olmaz ki? Üstelik de evladı kendi canına kendi elleriyle kıydıysa. O bir polisti, polis. Başın sağ olsun Mehmet amca. Sağ ol. Neden olmuş, bir haber çıktı mı Mehmet amca? Bir bilebilsek kızım. Ah bir bilebilsek. Ne vicdansız çocukmuş. Arkada kalanları perişan etti. Bir rüşvete mi bulaşmış, mafyaya mı bulaşmış ne? Sonra da utancından. Yazık. Mehmet amca. Hı. Duyduk. Çok üzüldük. Başın sağ olsun. Sağ ol Naim. Doğru mu Mehmet amca? Bunların yazdıkları gibi mi oldu? Ne yazmışlar evladım? Hepsi yalan. Bunların hepsi yalan. Yalan bunlar. Benim oğlum, benim Eşref'im böyle şey yapmaz. Nereye gidiyor? Senin yanına geliyor. Nasıl yani? Neden yaptın oğlum? Hiç mi düşünmedin bizi? Hiç mi düşünmedin? Nasıl yaptın oğlum? Başın sağ olsun kızım. Eşref Temiz'in nesi olursun? Babasıyım ben. Kusura bakma amca. Benim kocam da polisti. Ama o görev başında aslanlar gibi şehit oldu. Senin oğlunun korkup kaçtığı, mücadele etmeyip canına kıydığı adamlar, katiller vurdular kocamı. Mehmet amca, iyi misin? Hani bugün kontrole gelecektin? Sen gelmeyince ben sana geliyordum artık. Bırak, bırak.
Bırak beni öleyim doktor. Dayanamıyorum artık. Hemen şunu al Mehmet amca. Tam zamanında buldum seni. Hadi hastaneye gidiyoruz. Bırak. Bırak beni öleyim dedim doktor. Mehmet amca. Hepimizin bir ömrü var. Ölüm Allah'ın takdiri. Bizim elimizde değil. Allah dilemedikçe biz dileyemeyiz. Baba. Baba beni affet. Affet baba. Oğlum. Şefim. Mehmet amca dayan. Baba. Baba. Mehmet amca dayan. Mehmet amca. Allah. Olabilir mi? Her şey bir anda bu kadar kötü olabilir mi gerçekten? Neden olmasın? Kötülük iyiliğin terkiyle ortaya çıkmaz mı? Ne demek şimdi bu? Oldurmak için onca şey bir araya gelir. Ama ya olanı bozmak ya da oldurmamak için. Sadece bir şey terk edersin ve olacak olmayıverir. Ben ne yapıyorsam kendime yapıyorum. Kimseye bir zarar vermiyorum ki. Kendinin dediğin şeyler ne kadar senin? Bu varlık elbiseni kim verdi? Elini, ayağını, gözünü, kulağını. Ne verdin de satın aldın onları? Tamam, her şeyi Allah verdi. O halde sana ait olmayan bir cana kıymak ne olur? Sana göre cinayet olabilir ama bana göre durum farklı. Hepsi ailemi kurtarmak içindi. Yaptıklarının aileni ne hale getirdiğini gördün. Onlar hepsi bir rüyaydı, bir hayaldi. Olmaz öyle şey. Ailem güçlüdür. O halde sen de güçlü olmayı dene. Yapamam. Onların şerefi için intihar etmeliyim. Allah'a inanıyorsun değil mi? Evet. İntiharın yasak olduğunu da biliyorsun. Evet ama ben çok iyilikler yaptım. Çok kimsenin elinden tuttum. Bana da elbet orada bir el uzanır. Akıbetinden emin olmak büyük bir aldanmadır. İstersen bak, gözlerinle gör. Aman Allah'ım, bu da neyin nesisi? Dünyada yaptığımız kötülüklerin ötelerdeki yansıması. Peki, bazı alevler niye söndü? İyilikler, güzellikler burada alevleri söndürdü. Peki ne söndürdü bu? Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği kurtaranın iyiliği söndürdü. Ya şimdi? Bir anneye gösterilen hürmet ve onun hayır duası söndürdü. Ya şimdiki? Bir şehidin rüzgarı. Peki şimdiki? Allah rızası için dökülen birkaç damla gözyaşı. Benim de iyiliklerim var değil mi? Seninkiler bu ateşi söndürmez. Neden? İntihar edenler için bu ayrıcalık yoktur. İyiliklerin hafifletse bile ateşi söndürmeye yetmez artık. Hayır. Hayır, dayanamayacağım. Hayır! Hayır. Gerçek değilmiş. Değilmiş. Çok korktum. Allah'ım. Allah'ım sen beni affet. Beni affet. Vazgeçti galiba. Herhalde can tatlı. Yok yok ya. Bence hatasını anladı. Kötü bir adama benzemiyordu zaten. Artık vazgeçtin öyle mi? Eşref! Yok! Eşref! Yapmadan düşün. Dinle. Bak ben seni dinledim. Sen de onu dinle. Eşref, ben senden özür dilemek için geldim. Seni zor durumda bıraktım biliyorum. Ama şu halini görünce... Peki ne yapacaksın?
Borcunu nasıl ödeyeceksin? Evlerimi satacağım eşref. Sen onu düşünme. Daha fazla düşünme sen. Eşref! Baba! 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 Durun, izin verin. Baba! Bırakın baba! İzin verin. Ailem. Ailem geldi. Eşref! Baba! Babacığım! Bırakın Eşref. Babam benim. Ben önce Allah'a, sonra aileme güveniyorum. Baba! Birlikte bu zorluğu aşacağız inşallah. İnşallah. Bu arada Allah senden razı olsun. Hızır gibi yetiştin. İzin ver. Baba! Eşref! Babacığım! Baba! Oğlum. Çok seviyorum baba. Oğlum. Baba! Oğlum. Çok güzel. Gerçeği gördü ve kalbi yumuşadı. Ne mutlu ona. Gerçeği gördüğü halde inadı nefsine galebe çalanlar var. Gördüğü halde kibrine inilip inkar edenler. Öyle ya da böyle hakikate teslim olanlara ne mutlu. Babacığım, babacığım seni bekliyorum.